çekeceğim ben acaba fosforus? Yo yo, Sagopa Kajmer, 10 kurşun ve 7.si, mikrofonda ceza, kuvvet mira rapper. 6 patlarında mermi bitti Sagopa, 7. kurşunu getirdim yer altından yanımda, ne an farileri beyinleri kemirmek için, yeni yetme hepsiler domuz sütü için. Herkese merhaba. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Gelin şimdi sizlerle bir komplo teorisini ele alalım. Sagopa ve cezanın küsmesi bir kurgu ve planlanmış bir olay mıydı? Malum o dönem Türkiye'de rap müzik popüler değildi ve bu işe emek verenler maalesef karşılığını alamıyordu. Dönemin en başta gelen iki ismi vardı. Tabii ki Ceza ve Sagopa. Mesela Neyim Var Ki şarkısının hikayesi çok ilginçtir. Şarkıyı yaptıkları sırada aralarında bir problem olduğu söyleniyor ve bundan sebep ikilinin arası açılmış ve her ne hikmetse tekrar birleşip bu muhteşem şarkıyı kaydediyorlar. Bu da yetmezmiş gibi bir de klip çekimi için bir araya geliyorlar. Fincan kahvem hatırına saydım. Aşkım deli sarhoş komplo orduların. Ardından ise araları tekrar açılıyor. Üstelik o dönem Ceza'nın Rapstar albümü için sürekli görüşme halindeler. Malum albümün prodüktörlerinden biri de DJ Mike Jack, yani Sagopa Kajmer olur kendisi. Hem albüm için çalışıyorlar hem de beraber şarkı kaydedip klip çekiyorlar. Bu işler tamamlandığında ortada bir diss furyası başlıyor. Başlangıç için Ceza'nın Rapstar albümündeki Sinekler ve Bitler adlı şarkıda Ceza'nın kardeşi Ayben'in Kolera'ya yaptığı o meşhur gönderme var. Nasıl oluyor da prodüktörlüğünü yaptığı bir albümde Sagopa'nın o dönem sevgilisi olan Kolera'ya böyle açık açık göndermeler olabilirdi ki? Bu şarkıdan sonra Kolera ve Sagopa cephesi de boş durmayıp karşılığını veriyorlar ve olaylar büyüyor. Ardından diss savaşları başlıyor. Birbirlerine diss trackler yapıyor, hatta diss şarkılardan oluşan albümler kaydediliyor. TV'lerde birbirlerine göndermelerde bulunup röportajlarında karşılıklı ateş püskürüyorlar ve baya baya düşman oluyorlar. Bunun sonunda da rap kitlesi ikiye bölünüyor. Bir tarafta cezacılar, bir tarafta sagopacılar. Ama bunun etkisi sadece rap kitlesine yansımıyor. Genel kitlede bu ikilinin birbirine düşman olduğunu öğreniyor. Yani rap dinlemeyen birisi bile Ceza ve Sagopa'nın arasının bozuk olduğunu bilir hale geliyor. Zamanla az olan rap kitlesi de artıyor bu sayede. O yüzden ortaya atılan bu düşünce pek mantıksız sayılmaz. Sonuçta bir piyasa oluşmuş oluyor. Şu an günümüzde Türkçe rap bayağı popüler ve temelinde mutlaka bu olayın bir katkısı vardır. Tabi aradan yıllar geçti, internet, sosyal medya falan derken rap de nasibini fazlasıyla aldı. Artık bu tarz işlere gerek kalmamış olsa ki Ceza ve Sagopa cephesi de yumuşadı ve birbirlerine respekt gönderiyor oldular. Benim çok sevdiğim adamlar 2002'deki soundlarına geri dönüyorlar. O mutluluk verici bir şey. Yani o ruha geri dönüş var. Anladım. Fox, Ceza, ben. Yakında ortak bir şarkı yaparlarsa şaşırmam. Bu beklediğim bir şey. Bu söylentiler her ne kadar komplo teorisinden ibaret olsa da mantıklı düşünürsek böyle bir şey rapin ekmeğine yağ sürmüş oldu bir şekilde. Bu teori her ne kadar akla mantığa uygun olsa da ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Bu olay sahte bir küslük değildi. Fazlasıyla gerçekti. Bu konuyla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Bakalım yakında bir Neyim Var Ki daha gelirse şaşırmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer böyle içerikler hoşunuza gidiyorsa daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olun. Hoşça kalın.